çok mu aşık oldunuz birbirinize? Ha, çok mu aşık oldunuz? Her şeyi yok sayarak bunu nasıl yapabildiniz? Abla dediğin insana bu nasıl yapılır? Abla mı evde? Üstelik senelerce sana ablalık yapmış birisi. Değerimiz bu kadar mıydı senin için? Bu ne vasatlık ya? Nasıl bu kadar zalim olabildin? Ne zaman bu hale geldin sen? Sana söyleyecek laf bile bulamıyorum. İğrençsin. Ya yeter Bahar. Çıkıp gidelim buradan. Can sen de toparlan. Arabada bekliyoruz. İğrenç ya, tamam, iğrenç. Tamam. Bahar hadi, tamam hadi. Kız benim en iyi arkadaşımdı ya. Ne yapacağız ya? Ablama ne diyeceğim ben şimdi? Böyle bir şey nasıl söyleyeyim? Bir şey söylemeyeceksin. Önce bu işin burada bitip bitmeyeceğini görmek için bekleyeceksin. Bence biter. Şu anda bitiyor. Kendisine kalsa biter de. İyiyim. Hı? Biz de Duygu Hanım'a yardımcı olalım o zaman. Başkasının kocasını unutması için. Bu iş artık hiçbir şekilde karışmanı istemiyorum. Evet Bahar. Çok fevri davranıyorsun. Bırak biz ilgileniriz. Başına lüzumsuz işler açmanın alemi yok. Hepinizden özür dilerim. Evin önünde buluşalım. Güle sürpriz yaparız. Tamam, korkma. Şu anda ağzımı açmayacağım. Ama bu iş bitmezse... o zaman kork işte. Ya siz Can'la gidin. Benim için yeterince renkli bir gece oldu. Gidip uyumak istiyorum. Yarın görüşürüz. Nerede buluştunuz siz? Ne haber? Seymen ve Can'la kapıda karşılaştık. Meğer sevgili eniştem alandan gidip Seymen'i almış. Bizim ailenin damatlarının bu sürpriz merakı da beni öldürecek. Hoş geldiniz. Nasılsınız baba? Nasıl olayım? Hepiniz etrafımdasınız. Yemek yedin mi Can'cığım? Yedim hayatım. Zahmet etme. Bir şeyler içerim ama. Yaman nerede? Uykusu gelmiş. Kapıda teslimatı yaptı gitti. Nerede benimki ya? Aa, neden kaldırdın onu Murat? Uyuyordu. Sana öyle geliyor. Sesini duyunca ağlamaya başladı. Aman gene acıktı ya. Dur ben mamasını hazırlamıştım, getireyim. Kız mercimek, babayı bırakıp nerelere gittin? Vallahi yerimde duramadım. Odasını boş görmemek için kendime attım, uçağa geldim. Bak artık canım, bizim yüzümüze bakan var mı? Baksana, herkes kendi babasının kucağında. Al eniştesi. Anne kıskandı. Ben biraz onunla ilgileneyim. Ne güzel bir şey bu ya, aman Allah'ım. Bakalım hatırlayabilecek misin? Obur musun kız sen? Sus, nazar değdireceksin. Nefes al ya, sanki aylardır aç. Daha 3 saat önce tıka basaydı. Zeynep nerede? Eve gitti, sınavı varmış, çalışacakmış. Benim mi? Ay. Ya nereden buluyorsun o kadar mevzuyu her gün? Nereden ya? Bulacak? Benden çalıyor. Nerede Kıbrıs ve Yunanistan politikası yazınız? Hala bekliyorum. İnternetiniz bitmiş. İstediğim bilgilere ulaşamadım. Babamcanın bazı yazılarına çok sinirleniyor. Oturup bir de kendi yazıyor, birbirlerine giriyorlar. Bir de gazetede yazacağım diyorsunuz. Sütununuzda kusura bakmayın, bugün yazı yok. İnternetim bitti mi diyeceksiniz millete? Tabii. Mesela bu hafta. Torunu el öpmeye geldiğinden... yazarımız yazılarına bir süre ara vermiştir diyeceksiniz. Sizin gelişiniz Can'ı çok etkiledi. Galiba tekrar bir aile olduğumuzu hatırladı. Öyle mi? Nasıl hatırladı bakalım? Bu sabah öpücüklerle uyandırıldım. Vay vay vay. Aferin ona. Hadi kızlar, oturun şu masaya artık. Of! Hadi ya, öldüm açlıktan ya. Deve kini var sende, takarsın artık. Niye taktı gene? Yok bir şey baba. Ablamı sinir eden birisi vardı, onu konuşuyorduk.
Babacığım daha yemek üzerine kahvesini içmedi. Fazla sarsma istersen. Akşama yer ayırtıyorum. Sen kız için ayarlamalarını yap bari. Ben Zeynep'i de alıp gelirim. Tamam. Birazdan halam gelecek zaten. Babamla bakacaklar hayata. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi günler hanımlar. Güle güle. Güle güle. Ben şuradan taksiyle giderim. Yolumuz çok ters. Seymen, anlayışın ve olgunluğun için sağ ol. Bu işi hemen toparlayacaksın. Size yazık olur. O kızla sen olmaz. Hem gülün kalitesinden sonra yapamazsın. Nasıl olsa sürmeyecek bir şey için gülü kaybetme, riskine girme. Haklısın. Çapkınlık yapacaksan bari tembellik edip burnunun dibindekilerle yapma. Biraz uzakta yap. Tamam. Diline düştük ya artık, yandık. Benden ne olacak canım, sen Bahar'dan kork. Dua et dayanamayıp ablasına söylemesin. Şimdi durdu bütün sabah, görmedin mi? Azarsa yandın yani. Kim ya? Allah neler yaratıyor abi ya. Beni tutun arkadaşlar. Resmen nefis bir şey. Gelin şununla tanışalım. Saçmalama. Gel buraya, rezil olacağız ya. Amma da büyüttünüz. Biraz cesur olun, konuşacağız sadece. Pardon. Bakar mısınız? İyi günler. Buyurun. Ben Zeynep. Bunlar Tuğba ve Nazlı. Sizi burada görünce gelip tanışmak istedik. Arkadaşlar sizi çok beğendi de. Memnun oldum. Ben de Seymen. Birini mi bekliyorsunuz? Evet. Kız kardeşimi bekliyorum. Tanıyor muyuz acaba? Böyle ufak tefek, kıvırcık, çirkin bir şey. Demek öyle sevgili abici. Zeynep rezil ettin, bizi alacağın olsun. Sorun yok kızlar. Ben buna alışkınım. Kızlar genelde beni beğenir. Kendisi evli ve çok aşık. Ve yeni bebeği oldu hanımlar. Böyle kasıldığına bakmayın. Durumu ümitsiz aslında. Hadi görüşürüz. Tabii. Ne arsız arkadaşlarım var, kızım öyle. Çıldırttın kızları, ne yapsınlar? Nereye gidelim? Alışverişe. Gece çıkacağız. Karşımda şöyle şık, hoş kadınlar görmek istiyorum. Tamam. Benim karım bunu giymez. Yani alalım da giymez. Giydirmem demek istiyorsun daha doğrusu. Bana ne? Kendi çekinir. Niye göğüsleri açık geçsin ki? Abartma abi. Bak. Bu bana, bu da yengeme. Ama altına bir de pabuç alalım. Ayakkabılarımız bu tarafta. Aa! Bak, bu ne kadar zarif. Aa! Botlarını giyer işte. Bunların altına ne var? Bunun 37'si var mı? Üst katta var, getireyim. Onları alabilir miyim? Bir de Güller'e ev hediyesi alalım. Tamam işte, hadi sıkıldım hadi. Ya daha tiramisu yiyeceğiz, mızıkçılık yapma. Önce programın o bölümünü uygulayalım hadi. Bahar... Üzerine küçük gelmiş galiba. Bak, kutuda değiştirme kartı var. Yarın gidip başkasını alabiliriz. Bu gece giyeyim, yarın gidip değiştiririz hayatım. Çok yakışmış kızım. Kim der ki yeni doğum yaptın? Bak, şimdiki gençler ne kadar da bilinçli, görüyor musun? Biz olsak aldığımız kiloları 2 senede zor veririz. Bunlar gramla yiyip içiyorlar. Günde öyle. Mutfakta her şeyi tartıyor. Bir damla fazlasını ağzına koyduramazsın. Zamane kızları bunlar. Her şeyi aman Allah'ım, bu ne güzellik. Ay, içine biraz zor sığdım ama. Sürekli karnımı içime çekiyorum. Fazla konuşmazsam idare edebilirim. Aa, bunlar ne? Aa. Yeni eviniz için küçük bir şeyler. Ay, çok zarifsin. Seymen'cim ne kadar zevklisin. Hala şunlara bak. Çok güzeller. Gerçekten ya, çok güzeller. Size layık değil ama. Beyim diye söylemiyorum ama hakikaten çok güzel bir seçim yapmış. Bak, tam istediğin gibi lafını edip duruyordum.
Güzel güzel. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi ben ancak bu iki fıstıkla baş edebilirim bu gece. Üçüncüsü size emanet. Çok eğleneceğiz biz onunla. Gel halana bakalım. Zeynep gelmiyor mu? Gel. Onu evden alacağız. Can abi gelmedi mi? Oraya gelecek. Ha, Yaman ve Ayşe'leri de çağırdım. Onlar da gelecek. Bir dakika ya, Ayşe'yi niye çağırıyorsun? Bırak kız sevgilisiyle biraz zaman geçirsin. Kibarlıktan gelmek zorunda hisseder şimdi. Gelmek istemiyorsa gelmez. Kibarlıktan zorla bir şey yapacak bir tip değildir. Toparlayacaklar bu işi galiba. Ne dersin? Belki onlar toparlayacaklar ama... ben hep uyuz olacağım bu arada. Senin de elin amma ağırmış kızım ya. Ne biçim çaktın kızı? Zeynep hatırlatma ya. Zeynep nesin? Hadi yanına gidelim. Biraz da onunla dans et. Hala bak. Bu çember böyle otursun. Bütün kızlarla biz uğraşalım. Gel kız. Hadi. Kalkmıyor. Yürü. Yoruldun mu? Oturalım hadi, artık. Sende bir iş varsa dikkat ettim, dalıp dalıp gidiyorsun. Yok bir şey abi, yorgunum sadece. Sen benim kıymetlim sinirim. Bak, biri kalbini falan kırdıysa söyle, gidip kafasını patlat. Gazete kenarlıkları önemli durumdaymış, benim çok acele gitmem lazım. Nerede? Acemi mi çalıyor? Alo? Bizi rüyanda falan mı gördün Seyhan'cığım? Bahar dinle. Bu çok önemli. Bana gidip bugün çok güzel bir yüzük alman lazım. Böyle pırlanta falan, elmas ya da. Seyhan ne yapacaksın pırlanta yüzüğü? Takacağım Bahar. Bir arkadaşım da gördüm, çok hoşuma gitti. Gri takımımla çok iyi durur. Aa, tek yüzük olmaz. Küpe kolye takımı da ister misin? Kolyeye lüzum yok ama kravatın altında gözükmez. Bahar, dalga geçme. Bu yüzük işi çok önemli. Zeynep'in parmağına göre al. İkisinin parmakları aynı. Zeynep'in yüzüğünü verdim, uydu. Hangi ikisinin? Ay Seyhan, doğru dürüst anlatsana şu işi ya. Vakit yok. Kahvaltı randevum var. Kısaca şöyle. Lale'ye evlenme teklif ettim. Bu noktada ne yüzük alınırsa ondan al işte. Sen Gül ablayla beraber seç. Ben anlamam. Ha, iyi bir şey olsun. Değerli bir şey olsun ama çok kibar olsun. Ama böyle yüzük yüzük durmasın. Yani çok pahalı değilmiş gibi dursun ama... Ay yeter, sen aklını kaçırmışsın. Tamam anladık. Senin başında bir büyüğün yok mu ya? Bana bak, sakin ol, biz gelmeden bir şey yapma. Allah Allah ya. Ya Seymen, senin bu kardeşin kafayı uçurmuş. Al konuş şununla. Hayır, şimdi konuşamam, çıkıyorum. Bu yüzük işini halledin işte, halledin. Peki nasıl bir kız? Cici eğitimli, iyi yetişmiş. Biraz da saf. Bence cin gibi o kız. Zümbül Hanım ne diyor? Nefret ediyor. Aa, neden? Daha anlayamadım. Elinde kalan son kaleyi savunuyor. Ne kadar savunsa boş. Dün akşam için özür dilerim Bahar. İş bahanene inandığımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Bütün gece hastanedeydim. Duygu intihar etmiş. Ne? Alkol, hap, ne istersen. Bir şey oldu mu? Hayır, kendine geldi. Çok korktum Bahar. Ya ölseydi? Kendimi ölene kadar affetmezdim. Ölmezdi, ölmezdi. Ayarlamıştır o. Bugün işe gitmiyorum. Hep birlikte biraz dolaşırız. Ne dersin? Peki, ben içeri gideyim. Tamam. Annem tamamen oynatmış durumda.
Seyhan'la asla konuşamıyormuş. Sabun köpüğü gibi kaçıyor elimden. Söyle şuna karşıma geçsin, adam gibi konuşsun diye avaz avaz bağırdı durdu. 10 dakikada bir arıyor. Evet. Seyhan desen hiç kendinde değil. Ne oldu güzelim? Beni dinlemiyor musun? Duygu intihara teşebbüs etmiş. Can akşam gazete hediye çıktı ya, onun yanına gitmiş, bütün gece hastanedelermiş. Hadi bakalım aşıklar, baş başa birkaç saat geçirin. Bay bay. Bu kıyamızı da unutmayın ha. Oh be, dünya varmış ya. Ne kadar özlemişim İstanbul'u, seni, baş başa kalmayı. Bir daha bu kadar ara vermeyelim sevgilim. Sık sık gelebileceğimiz küçük bir hayat da burada kuralım artık. Yine başlıyoruz değil mi? Tamam, ev bakalım.